Hoş geldiniz Emir Bey. Merhaba. Hoş geldiniz Emir Bey. Hoş bulduk. Babam içeride. İçeride buyurun. Nihayet teşrif edebildik. Ruslarla yapılacak ihracat anlaşması neden hala masamda değil Emir? Çünkü sözleşme imzalamadım. İmzalamadın mı? Malın depoda durduğu her gün dünya kadar para kaybediyoruz. Delirdin mi sen? Bu yeni sözleşme zararımızı tanzim etmekle kalmayacak baba. Bizi bir üst düzeye çıkartacak. Nedir bu? Amerikalı bir şirkete numune göndermiştim. Ürünlere bayılmışlar. Bizimle bir an evvel çalışmak istiyorlar. Gördüğün üzere numune başına Rusların teklif ettiğinden %20 daha fazla vermeye hazırlar. Nakliye masrafları ne olacak? Onu da ödemeyi kabul etmişlerdi. O hususta da anlaştık. Nakliyenin uluslararası tarafına Amerikalılar devralacak. Yurt içi piyasa yine bizde olacak. Bunun için de bir şirketle görüşüyorum zaten şu an. Sen. Yine de biz işimizi şansa bırakmayalım. Bunların ticari geçmişleriyle ilgili dokümanı bana bırak. Ben bir ara incelerim. Bana güvenmek bu kadar mı zor baba? Ne alakası var oğlum? Sonuçta ben bir iş adamıyım. Kiminle ortaklık kuracağımı bilmem gerekir. Sana bu sözleşmeyi getiren Alp olsaydı yine bu kadar inceler miydin? Pekala. Madem kendine bu kadar güveniyorsun, istediğin gibi olsun. Bu işin bütün mesuliyeti sende. Yalnız en ufak bir pürüz çıkarsa bunun hesabını senden sorarım. Ona göre. Anlaştık. Emir. Bu yeni kuracağımız e-ticaret sitesi için bir uzmanla görüşeceğim bugün. İstersen sen de bize katılabilirsin. Tamam. Tabii ki orada olurum.